Evet arkadaşlar, bugün Karabük Eski Pazar ilçesi Hadrianopolis Antik Kenti'ni anlatacağım. Hadrianopolis Antik Kenti Eski Pazar ilçesinin yaklaşık 3-4 kilometre batısında yer alan bir antik şehirdir. Gördüğünüz gibi burası Eski Pazar sınırları. Gördüğünüz gibi antik kent tam burada. Antik kentin olduğu yer burası arkadaşlar. Antik kentin yapıları bu bölgede yoğunlaşmakta. Şu gördüğünüz bölgede yuvarlak içine aldığım alanda yoğunlaşmakta. Antik kentin yapıları. Şimdi bu yapıları kazılma sırasına göre tanıtacağım. İlk kazılan yer burası. Kilise B. Bu yapı 2003 yılında kazılmıştır. Zemininde çok güzel taban mozaikleri bulunmuştur. Türkiye'de hiç örneklerine rastlanmayan mükemmel düzeyde mozaikler bulunmuştur. Dört kutsal nehri simgeleyen mozaikler vardır. Ve bu bölgenin dışında Eski Pazar tarafında bir kilise daha vardır. Bu kilise ise Kilise A yapısıdır. Yine bu kilise de çok güzel, mükemmel işçilikte hayvan resimleri olan taban mozaikleri bulunmuştur. Yine arkadaşlar, yine şurada bir Roma villası var. Bu Roma villasının da yine kazısı tamamlanmış olup mozaikleri çok kaliteli değildir. Ama yine de önemlidir yani. Mozaik önemlidir. Yine burada bir hamam yapısı var arkadaşlar. Bu hamam yapısının tabanında da yine çok güzel mozaikler var. Ve arkadaşlar, şurada yine başka bir hamam yapısı var. Ve onun tam karşısında yeni kazılan bir yer var. Gördüğünüz gibi burası Kilise C olarak adlandırılıyor. Bura yeni kazıldı. Burada da yine çok güzel, mükemmel işçiliği olan çok güzel mozaikler bulundu. İki tavus kuşu figürü, bir boğa figürü ve bir aslan figürü olmak üzere mükemmel kalitede mozaikler bulundu. Bu yeni kazılan Kilise C yapısında. Ve Kilise C'nin kuzeyinde kiliseye bitişik bir cam atölyesi bulunmuş. Onun hemen yanında da yuvarlak plana sahip bir Roma yapısı bulunmuş. Ama şu anda o Roma yapısının ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Çünkü daha çok küçük bir kısmını kazdıkları için ne olduğu hakkında kesin bir tanım koyamıyorlar. Ve yine arkadaşlar, burada kentin nekropol yani mezarlık alanı var. Burası da yine yeni kazıldı. Burada da kaya mezarları çıktı. Buradaki kaya mezarların birinde Marcus Aurelius dönemine ait, Roma dönemine ait
3 adet sikke bulunmuş. Ve arkadaşlar, ve 2013 yılında yapılan jeoradar çalışmalarında, yani yeraltı görüntüleme çalışmalarında, tam şu bölgede, tam şu elimle işaretlediğim bölgede 3 apsisli büyük bir kilise olduğu yeraltı görüntüleme cihazlarıyla saptandı. Ve yine şu bölgede de, tam şu işaret ettiğim bölgede de yine kare haç planlı bir kilise olduğu yeraltı görüntüleme cihazlarıyla görüntülendi. Evet arkadaşlar, bugünkü tanıtımım bu kadardır. Bu antik kent çok önemli bir antik kenttir. Özellikle milattan sonra 400 ve 500'lü yıllarda çok büyük bir şehirmiş burası. Aynı zamanda benim de kendi memleketimdir. Yani eski pazar çok kadim bir tarihe sahip bir ilçedir yani. Öyle yeni kurulmuş yeni bir yer değildir yani. Çok kadim, çok köklü bir tarihi vardır. Çok büyük bir tarihi vardır Eski Pazar'ın.